Hayırlı sabahlar. Osman Kavala hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet kararıyla bir kez daha gündemde. Ve kararla ilgili tepkiler, tartışmalar devam ediyor hem içeride hem dışarıda. Kavala yıllar öncesinden bu tarafa bilinen, zaman zaman Kızıl Milyarder başlıklı haberlere konu olan bir isim. Nevi şahsına münhasır bir isim. Zengin ama sol görüşlere sahip. Kendisiyle tanışıklığımız olmadı bugüne kadar ama rahmetli Demirel'in resepsiyonlarına katılan isimlerden biriydi. Yani oradan bir göz aşinalığımız var. Son dönemde ise Soros ajanı olmakla suçlanıyor ve Gezi olaylarının organizatörü, tertipçisi, finansörü olmakla itham ediliyor iktidar tarafından. Hakkındaki mahkumiyet kararının da dayandırıldığı gerekçe bu aslında. Ama bu yargılanma, tutukluluk süreci ki 1640 güne ulaştı tutukluluğu, hukukla izahı mümkün olmayan hallerle devam edip gidiyor. Ve baştan sona skandallarla dolu bir ilan hikayesine döndü bu iş. Buradaki serencamı karar yazarı Yıldıray Oğur tweetinde çok veciz bir şekilde şöyle özetlemiş. Kavala Gezi'den 2 yıl önce beraat etmişti. Ve çıkacakken bir ay önce tahliye edildiği darbeden tutuklandı. Darbe ithamıyla tutuklanmıştı. Ama bir ay önce tahliye edilmişti aynı iddiadan. Sonra bu yeni tutuklamada hukuken sorun çıktı. Bu defa yeni bir bahane uyduruldu. Casusluk suçlamasıyla yine tutuklandı. Son karar içinde diyor ki Yıldıray Oğur, 2 yıldır tutuklu yattığı casusluktan bugün beraat etti. Ama 2 yıl önce beraat ettiği Gezi'den de ağırlaştırılmış müebbet aldı. Ve buna adalet deniyor. Baştan sona tutarsızlıklarla ve çelişkilerle dolu bir serencam. Kavala'yı daha önce beraat ettiği davada ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum eden mahkeme evvelce beraat etmiş diğer Gezi davası sanıklarının da 18'er yıl hapislerine hükmetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Ve karar duruşmasında avukat Evren İşler bir mahkeme üyesinin 2018 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayıp adaylığı sırasında Erdoğan'a yaptığı güzellemeleri okudu. Salondan şaşkınlık nidaları yükseldi. Avukat İşler, artık üye hakimin geçmişinden bize ne diyemeyiz dedi. Ve 1-2 oyla alınan kararda bu üye oyunu mahkumiyet yönünde kullandı. Buna mukabil muhalif kalan üye karara şöyle şerh düştü. Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter, her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil de bulunmadığında beraatinin olması gerektiği görüşündeyim. Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak da ağırlaştırılmış müebbet cezaları almışlardı. Ne oldu? O kararlar. Şimdi üçü de dışarıda. Ve böyle bir ortamda Erdoğan kalkıyor diyor ki yargıya güven yükseliyor. Ve bu gerçeklerden ne kadar koptuğunun yeni bir örneği olarak kayıtlardaki yerini alıyor. Gezi davasında verilen ve neresine dokunsanız tel tel dökülen skandal karar
yargı kararların, yargı kayıtlarında yeni bir ayıp ve utanç vesikası olarak yerini aldı. Ve daha bu aşamada bir karşı oyla delinerek şimdiden defolu hale gelen bu kararın Yargıtay Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi basamaklarında dahi ihtiyaç kalmadan istinaf aşamasında dahi bozulması kuvvetle muhtemel. Ki zaten Kavala için AİHM'in vermiş olduğu ihlal kararları var. Ve bu kararlara rağmen bu mahkumiyetin gelmiş olması Türkiye-AB ilişkilerinde de zaten var olan ve ciddi bir gerilim kaynağı olan krizin daha da tırmanmasına sebebiyet verecek. Bu Kavala davası hem içerideki tetiklediği tepkilerle hem de uluslararası ilişkilerde yeni krizler üretmeye devam edecek bu şekliyle. Ve bir de görünen o ki bu yoğun tepkiler içeride ve dışarıda tetiklenen hukuk tanımazlıktaki ısrarını inatla devam ettiren saray iktidarının korkutma ve yıldırma hesabıyla yaptığı hesabı planı tam tersine çevirerek hukuk ve demokrasi mücadelesini daha da kızıştıracak. Gelişmeler onu gösteriyor. Ve bu mücadelede Kavala'yı yaptıklarını onun Soros ajanı olmasıyla savunmaya kalkışan iktidarın Soros'la ne kadar sıkı bir teşviki mesai içerisinde olduğu da sorgulanacak. Davos'ta görüştüğü Soros'a Türkiye'nin açık toplumcuları biziz, birlikte çalışalım diyen kimdi? Ve Soros bağlantılı isimlerle ortak projeler yürüten, onlara önemli görevler veren kimdi? Bunlar hep sorgulanacak. Evet, velhasıl Kavala davası Türkiye'deki hukuk 15-20 Temmuz hukukunun ne halde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Ve tabii ki 15-20 Temmuz yargısının mağdur ettiği insanlar Kavala'dan ibaret değil. İsmi bilinen bilinmeyen daha nice insan var. Ve bunlarla ilgili AİHM'den dönen kararlar hızlanarak mahkumiyet kararları, ihlal kararları devam ediyor. Onun için Türkiye bu süreci daha fazla devam ettiremez. Türkiye bu hukuksuzluğu daha fazla devam ettiremez. Devam ettirme ısrarı noktasındaki her direniş örneği iktidar tarafından gösterilen artık bu aşamadan sonra geri tepecek, aleyhine işleyecek. Ve yapılan bütün hukuksuzlukların hesabı hukuk içerisinde tek tek sorulacak. Artık o süreç başladı. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.